Metinlere döneyim, sayın Metinlere. Türkiye'de muhafazakar, dindar ya da kesim kesimle Türkiye'deki işte Atatürkçü, laik, seküler dediğimiz kesim ya işte şöyle işte AK Parti gider yerine bir başka parti gelirse, iktidar gelirse biz dindar ve muhafazakarlara yönelik işte şunlar şunlar olur gibi bir endişe yaşamalı mı? 22 yıllık zaten AK Parti iktidar döneminde Türkiye'de laik ve seküler kesimde aslında AK Parti'nin icraatlarını gördü, yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Yani böyle bir e, endişe duymalı mı Türkiye'deki muhafazakar kesim ya da mütedeyyin dindar kesim? Elbette, elbette böyle bir muhafa böyle bir e, şey endişe e, duymalı. Çünkü bu endişe zaten pompalanıyor. Hmm. Şu an adını zikretmeyeceğim. Yerel seçimdeki duyarlılık dolayısıyla o partinin adını zikretmeyeceğim çünkü yerel seçimde partilerin kendi aralarında böyle dövüşmesini çok gerekli bulanlardan değilim ama ana muhalefet partisinin bir genel başkanı çocukların kuran kurslarına gönderilmesini bile bir irtica olarak görebiliyor ve ortaçağ zihniyeti tabirini kullanabiliyor ya arkadaşım ben çocuğumu nereye göndereceğimi sana mı soracağım? Yani Kur'an kursuna şu ve bu yaşta gönderilen çocuklar iç düşman, iç tehdit, ortaçak zihniyeti diye suçlanacak da başka yerlere gönderilen çocuklar bu CHP zihniyeti, CHP zihniyeti tek parti döneminden bahsediyorum. CHP'li seçmenlerimiz kendilerine yönelik olarak asıl algılamasınlar. Dün akşam Milas'ın Ulaş'ında da Çamköy'ünde de birbirinden değerli CHP'li seçmenlerle kucaklaştık. Bizim CHP ile CHP'li seçmenlerle hiçbir sorunumuz yok. Biz bir zihniyet eleştirisi yapıyoruz. Diyoruz ki ya kardeşim bırakın herkes özgür olsun ya. Sadece siz özgür olmayın. Herkes özgür olsun. Yani çocuklarını Kur'an kursuna göndermek isteyenleri siz bu şekilde suçlayamazsınız. İktidara gelirsek sizi dar açlarında sallandıracağız, bunun hesabını soracağız diyemezsiniz. Bizim devri iktidarımızda hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmediği gibi hiç kimse inancından, yaşam tarzından dolayı ötekileştirilmemiştir. Ama biz bu acıları yaşayarak geldik. Bu ülkenin Kürtleri de, dindarları da, mütedeyinleri de ya dillerinden ya inançlarından yaşam tarzlarından dolayı ötekileştirildiler. Şimdi diyoruz ki revanşizme gerek yok. Bütün bu acıları yaşamış olan insanlar olarak biz diyoruz gelin hepimiz bunlardan ders çıkartalım. Birbirimize acılar yaşatmamıza gerek yok. Birbirimizi bu ülkenin sahibi birilerinin sadece kendini bu ülkenin sahibi efendisi gibi görmeye Cumhuriyet'in sahibi efendisi görmeye hakkı yok. Cumhuriyetin efendisi olmaz. Atatürkçülük üzerinden siz efendilik taslayamazsınız. Atatürk herkesin Atatürk'üdür. Bir tek partinin bir tek partiye oy veren insanların tek eline alınamaz. Din bir tek partinin tek eline alınamaz. Din kutsaldır. Siyasete alet edilemez. <laughs> Yerel seçimlere gidiyoruz. Sahada Atatürkçülük yarıştırılıyor. Olacak şey mi ya? Şunu söylemeye çalışıyorum. Evet böyle bir korku var. Özellikle de 14 Mayıs seçimleri öncesinde Erdoğan'ın alaşa edilmesi sürecinde bu korku çok yoğun bir biçimde tekrar empoze edildi. Yani rovanşist duygular içinde olmamız gereken biz artık bütün bunların yaşanmama, yaşanmaması için yaşatılmaması için olabildiğince olgunlukla elimizi uzatırken birilerinin sanki bütün bu acıları biz kendilerine yaşatmışız gibi Bizden rövanşist, düşman gibi bahsedip rövanşist duygular beslemesinden rahatsızlık duyuyoruz. Yapmayın, etmeyin. Öyle dar ağaçları, e, yani biz 22 yıldır ülkeyi diktatörlükle yönetmiyoruz. Sandıktan seçilen bir iktidarız. Milletimizin verdiği bir güçle yönetiyoruz. Kendi siyasal programatimiz doğrultusunda, siyasal anlayışımız doğrultusunda. Ne diyoruz biz? Bu ülkenin Alevisi, Sünnisi... Müslümanı, Hristiyanı, Türk'ü, Kürd'ü, Arabı, Lazı, Çerkezi bu ülkenin eşit vatandaşlarıdır diyoruz. Hiç kimsenin bir diğerinden üstünlüğü yoktur. Öyle inandığı için, böyle yaşadığı için inancı e, üstünlüğü yoktur diyoruz. AK Parti'nin farkı bu. Bütün bir Türkiye'yi tutuyoruz. Rovanşist duyguları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Laikliğin devletin bütün inançlara ve yaşam tarzlarına karşı yansız bir tutumu olarak kabul ediyoruz. Demokratik, özgürlükçü bir layıklık anlayışını savunuyoruz. Ama siz bir kısım vatandaşlarımızın hatta bu ülkenin gayri ekseriyetinin yaşam tarzını çocuklarını Kur'an-ı Kerim kurslarına gönderdiği için ortaçağ zihniyeti diye irtica diye suçlamaya devam ederseniz iktidara geldiğinizde de hesap soracağınızı söylerseniz hmm. e bu 28 Şubat zihniyetini hala sürdürdüğünüzün ifadesidir. İkna odalarını unutmak mümkün mü ya? Yani ikna odalarında kimi ikna etmeye çalıştınız? Başınızı açın öyle okuyunuz. Merve Kavakçı milletvekili olarak seçildi. Parlamentodan atıldı. Yıllar yılı bu ülkede Yıllar yılı bu ülkede evlatlarımızın kız çocuklarımızın üniversitelerde okullarda okumalarına izin verilmedi ya. Bir kısım kadınlarımızın başörtülerinden dolayı seçilme hakları ellerinden alındı ya. Demokrasi sadece sizin için değil, herkes için olmalı. Biz AK Parti olarak ne diyoruz? Herkes eşit olmalı, herkes için özgürlük olmalı diyoruz. Başa açık da bizim vatandaşımız, başı kapalı da bizim vatandaşımız. Biz başını kapattığı için kimseye imtiyaz tanımadık, başı açık, insanları ötekileştirmedik, Alevi, Kürdü, Türkü. Şimdi bütün bu denklemin dışında hepimizin bir arada yaşadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Liderimizin Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir Türkiye yüzyılı inşa etmeye çalışıyoruz. Hala birileri revanşist duygularla hareket ediyor. Reklama gideceğim. Hani Burası toparlayın. bir İslam ülkesidir, İslam ülkesi. Ama devlet devlet laik bir devlettir ama laiklik bir yaşam tarzı bir ideoloji bir din değildir. Devlet eliyle vatandaşlara dayatılacak bir yaşam tarzı değildir. Devlet Bütün yapısı yaşam tarzlarına, olabilir ama vatandaşlara karşı olmayabilir. yansız davranmanın adıdır. Yani devletin tutumunun layık olması bu ülkenin bir İslam ülkesi olmadığı anlamına gelmez. İslam denildiğinde hala tüyleriniz diken diken oluyorsa bu sizin zaten layık olmadığınız, olamadığınız anlamına geliyor. Peki.